Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı'nda Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın yanı sıra Abu Dhabi Federal Bakanı Tani bin Ahmed Al Zeyoudi, Türkiye'nin Abu Dhabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ile Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç tarafından karşılandı. İki lider karşılama töreninin ardından Kas El Vatan Sarayı'ndaki baş başa görüşmeye geçti. Burada da Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi tören ile karşılanan Erdoğan'ın öncülüğünde iki ülke arasında 13 anlaşmanın imzalandı. Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Abu Dhabi'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde Türkiye-Bahreyn arasında çeşitli alanlarda 13 anlaşma imzalandı. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında, sağlık ve tıp bilimleri alanında işbirliği mutabakat muhtırası, iklim eylemi alanında mutabakat zaptı, sanayi ve ileri teknolojiler alanında işbirliği mutabakat muhtırası, kültürel alanda işbirliğine dair mutabakat zaptı, tarımsal işbirliği üzerine mutabakat zaptı, kara ve deniz taşımacılığı alanlarında işbirliği mutabakat muhtırası, gençlik alanında işbirliğine dair mutabakat zaptı, afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı, meteoroloji alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı, medya ve iletişim alanlarında işbirliği protokolü, arşiv alanında işbirliği protokolü ve kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin ortak bakanlar bildirisi imzalandı. Öte yandan Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında savunma sanayi işbirliği toplantılarının başlatılmasına ilişkin niyet mektubuna imza atıldı. Bu da bir Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ile ortaklığını güçlendirmeye istekli olduğunu belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, Erdoğan ile bin Zayed'in başkent Abu Dhabi'deki El Vatan Sarayı'nda görüştüğü belirtildi. Görüşmede ikili işbirliğinin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alındığı aktarılan haberde, bölgede güvenlik, barış ve istikrarı artırmaya yönelik çabalar ile barışçıl çözümlerin desteklenmesine ilişkin mutabakata vurgu yapıldı. Habere göre Bin Zayed, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde bu önemli ziyaretin işbirliğini güçlendirme ve ortak çalışmalarda yeni müreffeh bir dönemin inşasının başlangıcı olması dileğini ifade etti. Veliaht Prens Bin Zayed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife Bin Zayed Al Nahyan'ın selamlarını iletirken, Türkiye ve halkına istikrar ve büyüme temennisinde bulundu. Yemen'deki Husilerin Bahreyn'e yönelik saldırılarına karşı Türkiye'nin sergilediği dostça duruş için teşekkür eden Bin Zayed, Kasım 2021'de Ankara'ya yaptığı ziyaret sırasında imzalanan mutabakat zaptı ve anlaşmaların iki ülke arasındaki büyük ekonomik ve ticari ortaklığın temelini oluşturduğunu belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile ortaklığını güçlendirmeye istekli, ifadesini kullanan Bin Zayed, iki ülke ticaret hacminin artması konusunda da istekli olduklarını kaydetti. Bin Zayed, bölgesel barış ve işbirliğinde atılacak her adımı memnuniyetle karşılayacaklarını ifade ederek, ülkesinin, bölgedeki çeşitli zorluklarla ortak mücadele için Türkiye ile işbirliğine önem verdiğini vurguladı. Öte yandan Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla Kasr El Vatan Sarayı güzergahı ile bazı caddelere Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları asıldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.